11. Bölüm Büyük İskender. Büyük İskender, Yunanların bildiği dünyayı sonsuza dek değiştirdi. Fetihlerinin etkileri günümüzde dahi hissedilmektedir. Bugünkü İran, Irak ve Afganistan coğrafyasında meydana gelen olaylar, bir zamanlar İskender'in geçtiği, yıktığı, kurduğu, değiştirdiği ve bu sırada kendi kişiliğini de şekillendirdiği yerlerin isimlerini akıllara getirmektedir. İskender'in M.Ö. 323 yılındaki ölümü, klasik dönemin sonu olarak kabul edilir. Fakat böylesine çığır açıcı dönemlerin nadiren İskender'inki gibi belirsizliklerle dolu bir başlangıcı olmuştur. II. Filippos, Makedonya'yı bölgenin hakim askeri gücüne dönüştürmüş, Tuna Nehri'nden Orta Yunanistan'a kadar yayılan toprakları egemenliği altına almış bir imparatorluğa çevirmişti. Fakat planladığı Asya seferinin arifesinde suikasta uğraması tüm bu başarılarını yıkımın eşiğine getirmişti. 3. Aleksandros, yani İskender, babası M.Ö. 336 yazında öldüğü sırada henüz 20 yaşındaydı. Sonraki dönemlerde alametlerin başına geçeceğini haber verdiği çokça söylendi. Annesi Olimpias, rahmine bir yıldırım çarptığını ve bu şekilde hamile kaldığını iddia ediyordu. Filippos'un diğer eşlerinden de birkaç oğlu olmasına rağmen, İskender Filippos'un tüm hükümdarlığı boyunca babasının veliahtı muamelesi görmüş ve gelecekteki konumuna göre titizlikle yetiştirilmişti. Aristoteles'in de aralarında bulunduğu bir dizi Yunan hocası ona Yunan edebiyatı ve kültürü çerçevesinde bir eğitim vermişti. İskender, ömür boyunca elinden düşürmeyeceği Homeros'u olan tutkusunu ve yiğitlikle efsanevi ataları Herakles ve Akilios'a denk olma veya onları geçme kararlılığını bu yolla edinmişti. İskender, Filippos'un yokluğunda Makedonya'yı idare ederek ve Trakya'daki bir isyanı bastırarak krallıkta fiili tecrübe de kazanmıştı. Üstelik M.Ö. 338 yılında meydana gelen Kaironeia Savaşı'nda Kraliyet Muhafız Alayı'na Hetairoi komutanlık yapmıştı. Buna rağmen İskender'in halefliği garanti değildi. Yakın arkadaşları ile annesi Olimpias sürgündeydi ve İskender ile Olimpias'ı Filippos suikastı ile ilişkilendiren dedikodular ortalıkta kol geziyordu. Ayrıca Filippos'tan önceki kral, Amintas'ın da aralarında bulunduğu diğer muhtemel haleflerin krallık için ismi ortalıkta dolaşıyordu. Fakat Filippos'un en kıdemli komutanı Antipatros, İskender'i Aigai'de çabucak Makedon ordusunun önüne çıkararak onun usullere göre ordu tarafından kral olarak selamlanmasını sağlayarak İskender'i tahta çıkarttı. Gücün pekiştirilmesi. İskender'in şahsının önemi hiçbir zaman hükümdarlığının ilk yıllarındaki kadar önemli olmamıştır. Filippos'un kıdemli komutanları genç krala ihtiyatlı davranarak Makedonya'daki konumunu sağlamlaştırması ve Yunanistan'daki nüfuzunu gözden çıkarması pahasına öncelikle Makedonya'nın kuzeydeki tebaası ile müttefiklerinin desteğini kazanması yönünde telkinlerde bulunuyorlardı. Fakat İskender tercihini ortaya nihai bir tavır koymaktan yana kullanarak Makedon muhafızların bu tavsiyesini reddedecekti ve bu onları son kez geri çevirişi olmayacaktı. İskender öncelikle Yunanistan'a yöneldi. Filippos'un cenazesinin hemen sonrasında İskender Yunanistan'a gelip burada ani ve etkileyici bir çıkış yaparak Atina ve Tebai'deki Makedon karşıtı siyasetçilerin Filippos suikastinden doğan karışık ortamdan yararlanarak Yunanistan'ı bağımsızlaştırma planlarını bir kenara bırakmaya mecbur bıraktı. İskender kısa sürede tıpkı Filippos gibi Teselya Arkonu ve Korintos Birliği'nin hegemonu olarak tanındı ve Perslere karşı yapılacak savaşta Yunanların desteği böylelikle yeniden tasdik edildi. İskender Yunanistan'dan döndükten sonra 335 baharında Trakyalılar ve İliryalılar üzerine sefere çıkarak Filippos'un ölümünün ardından Makedon boyunduruğunu hiçbir şekilde gevşetmeyeceğini herkese gösterdi. İskender'in seferinin en kuzey ucu Tuna Nehri'ydi. Olay örgüsüne dair yalnızca üstünkörü anlatımlar bulunmaktadır. Fakat bu bilgilerden İskender'in esas hedefinin 339 yılında Skityalılara karşı aldığı zaferin ardından Filippos'u küçük düşüren Triballi kavmi olduğu açıkça anlaşılmaktadır. Triballi'nin İskender'e karşı önemli bir geçidi koruma çabası, düşmanlarının taarruz hattını yarma amacıyla dağdan aşağı yuvarladıkları arabalara rağmen yolu ele geçirmeye başaran Makedon birliklerinin disiplini sayesinde başarısızlığa uğramıştır. Triballi direnişi kısa sürede sona ermiş, bu da İskender'in Triballi kavminin güvenlik amacıyla kadın ve çocukları yerleştirdiği adaya bir amfibi harekatı düzenlemesine imkan tanımıştır. Tuna boyunun ötesinde Gatea kavmi topraklarına yapılan etkili bir akının ardından diğer Trakyalı kavimler de nihayetinde boyun eğmiştir. Bir grup Galyalı ile de dostluk anlaşması yapmıştır. Bu gruplar Helenistik dönemin başlarında Güneydoğu Avrupa ve Anadolu'yu büyük ölçüde etkileyecek göçün öncü koludur. İskender gerçekleştirdiği ilk seferi Filippos'un eski düşmanı İlira kralı Kleitos'u ağır bir yenilgiye uğratarak sona erdiriyordu.
Sefer sırasında sonraları birçok kereler alacağı savaş yaralarından ilkini bu sefer de almıştı. Fakat Makedonya'nın batı sınırında birçok selefinin üstüne kabus gibi çöken İlira tehdidi artık ortadan kalkmıştı. İskender'in uzun süre kuzeyde kalıp ortalıkta pek görünmemesi, Yunanistan'da öldüğü yolunda dedikoduların çıkmasına neden oldu. Gerçekler umut etmekten doğardı. Umut, gerçeklere açılan bir kapı olabilirdi. Hatta Demosthenes, Atina meclisine İskender'in ölümüne sözüm ona kendi gözleriyle şahitlik etmiş bir tanığı bile getirmişti. Sonuçta Tebai, kentin akropolisi Kadmea'daki Makedon garnizonunu kuşatarak ayaklandı ve diğer kentleri de özgürlük mücadelesinde yanlarında yer almaya çağırdı. Fakat İskender orduyu yıldırım hızıyla bölgeye ulaştırarak Makedon ordusunu isyan yayılmadan Tebai'ye getirdi ve bu durum Atina ve Sparta'nın isyana destek vermesini engelledi. Tebaililer teslim olma çağrılarına kulak asmayınca kent saldırıya maruz bırakıldı ve yağmalandı. İskender, Tebai'nin kaderine Boiotyalı komşularının karar vermesini istedi. Tebai'nin geçmişte onları boyunduruk altına almak için yaptıklarından dolayı kızgınlıkları hala geçmemiş komşuları ise şehrin yakılıp yıkılması ve sağ kalan Tebailerin köleleştirilmesi yönünde görüş bildirdiler. İskender de bu kararı uyguladı. Bu yıkımdan yalnızca Tebai'nin tapınakları ve kentin yetiştirdiği meşhur şair Pindaros'un yakınları ile Pindaros'un evi kendini kurtarabildi. Yunanlar Tebai'nin yerle bir edilişini uzun süre tarihlerinin en büyük vahşetlerinden biri olarak andılar. İskender'in bile bu olay sonrasında pişman olup vicdanını rahatlatmak için bazı Tebailalardan gelen şahsi talepleri özel olarak dikkate alıp değerlendirdiği söylenir. Fakat o an için İskender'in hesap edip başvurduğu şiddet amacına ulaşmış ve Yunanistan'da Makedon hakimiyetine karşı direnişi kırmıştı. Bir yıldan çok uzun bir süre geçmeden ikinci kez Korintos Birliği İskender'i hegemonu olarak yeniden tanımış ve izleyeceği siyasetine vereceği desteği teyit etmişti. Buna karşılık İskender de taleplerinin katılığını biraz dengeleyip Atina ve Yunanistan'ın diğer noktalarındaki önde gelen Makedon karşıtı isimlerin kendisine teslim edilmesi yönündeki talebinden vazgeçmişti. Makedonya'da da buna benzer bir sertlik uyguladı. İskender, Makedonyalıları askeri hizmet dışında tüm hizmetlerden muaf tutma gibi tedbirler yoluyla tebaasının gözünde desteğini artırır artırmaz olası rakiplerini bir bir ortadan kaldırdı. Kaynaklar, Olimpiyas'ın Kral 2. Filippos'un son eşi Kleopatra ve kızı Europa'yı zalimce öldürüşüne odaklandıkları için bu temizliğin vardığı boyutlar muğlaktır. Neyse ki göz kamaştırıcı bir arkeolojik keşif bu olayları açığa kavuşturmuştur. Kadim Makedonya'nın başkenti Aigai'nin bugün bulunduğu yer olan Vergina köyünde arkeologlar 1981 yılında yaklaşık olarak futbol sahası büyüklüğünde bir tümülüsün içinde 3 kraliyet mezarı buldular. Birinci mezar antik çağda yağmalanmış fakat içinde halen yetişkin bir erkek, genç bir kadın ve bir bebeğin naaşlarının bulunduğu bir mezar odasıydı. Diğer iki mezar, yani 2 ve 3 numaralı mezarlarsa yağmalanmamış beşik tonozlu yapılardı. Ve bir önceki yüzyıl Şileyman tarafından Mikenay'da bulunanlarla yarışacak muhteşemlikte mezar eşyalarıyla doluydu. 2 numaralı mezarda ayrıca orta yaşlı bir erkek ile genç bir kadının naaşları, 3 numaralı mezarda da Büyük İskender'in oğlu 4. Aleksandros olduğundan artık neredeyse hiç şüphe edilmeyen ergen yaştaki bir erkek çocuğunun naaşı bulunuyordu. Araştırmacılar, 2. Filippos ile Kleopatra'nın 1. mezarda mı yoksa 2. mezarda mı gömülü olduğu üzerine tartışmaktadırlar. Fakat her halükarda şurası su götürmez bir gerçektir ki İskender hükümdarlığının ilk icraatlerinden biri olarak Kleopatra'yı kraliyet usullerine harfiyen uygun bir şekilde toprağa vermiştir. Amacıysa muhtemelen annesi Olimpias'ın diğer kraliçeyi öldürmesinin yaratacağı tepkileri bertaraf etmekti. Fakat İskender tahtı güvenceye alır almaz tüm bu uzlaşma usulünü bir kenara bırakarak düşmanlarına karşı kararlı bir şekilde harekete geçti. Kleopatra'nın ailesine mensup erkekler idam edildi. 2. Filippos döneminde hayatta kalan ve 4. Aleksandros'un taht için tek yasal rakibi konumundaki 4. Amintas da yeni kralın güvenliği için feda edilen isimlerdendi. Bu kimselerin hayatta kalan taraftarları sığınabilecekleri tek yer durumundaki Pers topraklarına kaçtılar ve böylece İskender Makedonya'nın rakipsiz hükümdarı olarak kaldı. Asya Seferi. İskender Makedonya'yı sağlama almasının ardından M.Ö. 334 yılı baharında Asya'yı istila etti. Ordusunun tüm mevcudu 37 bindi. Bu ordunun özünü 12 bin Makedon Phalanx askeri oluşturuyordu ve bunları 3 bin Hippaspistes, Kraliyet Piyade Muhafızı ve 1800 Kraliyet Süvari Muhafızı da eklenmişti. Bunlara İlira ve Trakya'dan özel hafif zırhlı bölükler ve 9 bin civarında Yunan piyade ve süvarisi de eşlik ediyordu. 200 Yunan gemisinden oluşan bir donanma ise bu birliklere destek veriyor ve Avrupa ile olan iletişimi canlı tutuyordu.
İskender'in Asya'daki ilk icraatleri cüretkar, hatta biraz da yapmacıktı. Asya toprağına ayak basan ilk Makedon kralı olarak karaya atlamış, mızrağını toprağa saplamıştı. Böylece adet olduğu üzere fethedeceği tüm topraklar mızrak gücüyle kazandığı toprak sayılacaktı. Ardından Troya kentine giderek burada Athena'ya kurban kesti ve Asya'yı istila ettiği için Troya'nın efsanevi kralı Priamos'tan af buyurup atası kabul ettiği Achilleus'a sadakatini sundu. Bu tür bir sembolizm aslında Yunan Haçlı Seferi'nin lideri olan birine uyuyordu. Fakat tüm bu tantana ciddi sorunları gölgelemeye yetmiyordu. İskender Makedon ordusunun neredeyse yarısını Yunanistan ve Makedonya'yı kontrol altında tutabilmesi için Antipatros'un yanında bırakmak zorunda kalmıştı. Köprübaşı konumundaki Abidos dışında 336 yılında Filippos'un Asya'da eline geçen her şey kaybedilmişti. Daha da kötüsü, İskender'in sadece kısa bir seferi karşılayabilecek kadar mali gücü vardı ve ordu ile devlet arkadaşlarının yönetiminde değildi. Makedonya'da kral naibi olarak Antipatros görev yapıyordu. Üstelik İskender'in Asya'daki sağ kolu Antipatros'un arkadaşı ve Kleopatra'nın ailesinin eski bir müttefiki olan Parmenion'du. Ayrıca Kleopatra'nın ailesinin tanıdıkları ordunun kilit süvari birliklerinde önemli kademelerde görev yapıyorlardı. Seferinin amaçlarına erişebilmesi ve onu tahta oturtan Makedon soylularının kontrolünden kendini kurtarabilmesi için İskender'in hızlı bir sefere ihtiyacı vardı. Neyse ki Perslerin tam da bu amaca uygun düşen bir düşman olduğu çok geçmeden anlaşılacaktı. Pers İmparatorluğu'nun devasa coğrafyası, imparatorluğun esas birliklerinin sınırlarda baş gösteren tehditlere müdahale etme hızını düşürüyor, bu da satrapları istilalara baş edebilmek için kendi garnizonlarına bel bağlamaya mecbur ediyordu. Satraplar, genellikle büyük kral, imparatorluğun esas birliklerini seferber edip, İstilacıların karşısına dikmek için getirene kadar düşmanın yerel kaynakları kullanmasını engellemeye yönelik savunmacı bir strateji uyguluyorlardı. Bu tür bir strateji gelir kaybı ile kraliyet topraklarının tahrip edilmesini gerektiriyordu ve Anadolu'daki satraplar bu tür bir riski göze almak istemiyorlardı. Bu yüzden daha cesurane bir yönteme başvurarak İskender'i öldürebilmek umuduna sarılıp onunla doğrudan bir savaşta karşı karşıya gelmeye karar verdiler. Bu strateji az kalsın işe yarıyordu. Persler İskender'le Kuzeybatı Anadolu'daki Granikos yani çağdaş adıyla Biga çayında karşı karşıya geldiler. Savaşın ayrıntıları tartışmalıdır. Fakat şurası gayet açıktır ki Persler Troya'da Athena tapınağından aldığı parıl parıl parıldayan Achilleus'un zırhını giyerek ön saflarda yerini alan İskender'i öldürmeye çok yaklaşmışlardı. Kralı ölümden kurtaran İskender'in süt annesinin kardeşi Kara Kleitos'un gözü pek hareketi olmuştur. Kleitos çok kritik bir anda yarı baygın haldeki İskender'e ölümcül darbeyi indirmek üzere olan bir Pers soylusunun kolunu kılıcıyla kesip atmıştır. Persler İskender'i öldürme pahasına her şeyi riske attıkları için planlarının başarısızlığa uğraması onların felaketini de beraberinde getirdi. Orduları tamamen imha edildi. Pers ordusunun özünü oluşturan Yunan paralı askerlerinin sonu da son derece acı oldu. İskender Yunan davasına ihanet ettikleri gerekçesiyle 2000 Yunan'ın tamamının idam edilmesini emretti. Ordunun sağ kalan unsurları mahkum olarak çalışmak için Makedonya'ya gönderilirken, İskender 300 Pers zırhını üzerlerine kazınmış Filipposoğlu İskender ve Sparta hariç Yunanların armağanı şeklindeki yazılarla Tanrıça Athena'ya adak olarak Athena'ya yollayıp Yunan dünyasına zaferini bu şekilde gururla duyuracaktı. Burada Spartalılara yaptığı iğneleme, Korintos Birliği'ne katılarak Perslere karşı girişilen Panhelenik Sefer'e dahil olmayı reddedişlerine vurguda bulunuyordu. İskender'in Grekinos Muharebesi'ndeki zaferi, savaşın karakterini değiştirerek Perslerin Yunanistan'da ayaklanmayı teşvik edip, Anadolu'da etkili bir savunma oluşturma kabiliyetini ortadan kaldırdı. Perslere ait Fenike donanması, Ege sularında halen özgürce seyredebilmesine rağmen artık Yunanlar Pers tarafında yer almayı topyekün reddedeceklerdi. İskender'in askeri güçleri de Anadolu'nun batı kıyılarında güneye doğru ilerleyişini sürdürdü. Lidya, Karya ve Likya satraplıkları kısa süre içinde birbiri ardına düştü. 333 yılının baharına gelindiğinde İskender İç Anadolu'da bugün Ankara yakınlarında kadim Frigya Krallığı'nın başkenti Gordion'a ulaşmıştı. İsokrates'in bir zamanlar imkansız gibi görünen Anadolu'yu Pers İmparatorluğu'nun boyunduruğundan kurtarma hayali böylelikle bir yıldan bile kısa bir sürede gerçekleştirilmişti. İskender'in Anadolu'yu kısa sürede fethi, aynı zamanda Korintos Birliği'nin hegemonu ve Makedon kralı olmanın verdiği ikili durumun karşıtlığını ortaya çıkarmıştı.
Hegemon olarak hem kendisinin hem de babası Filippos'un Korintos Birliği'nin öngördüğü ilkelere saygı göstermesi gerekiyordu. Dolayısıyla ele geçirilen Yunan paralı askerlerini cezalandırmış ve Pers yanlısı tiranları yargılanmak üzere birlik konseyine teslim etmişti. Öte yandan Makedon kralı olarak fethedilen toprakların durumunu dilediği gibi belirlemeyi tercih etti. Kral olarak gözettiği çıkarları gitgide birliğe karşı sorumluluklarına ve Yunan çıkarlarına karşı güttüğü kaygıya ağır basmaya başlıyordu. Yunanların tavrı. İskender, Granikos'taki zaferinin ardından egemenliğini açık seçik ilan etti. Teslim olan Yunan ve Yunan olmayan şehirler, yani Makedon satraplarına boyun eğmeye ve Perslere ödedikleri vergilerin aynısını bu yeni satraplara ödemeye zorunlu kılındılar. İskender, daha önce gösterdiği katılığın Yunan paralı askerlerinin Pers hizmetinde savaşma kararlılığını artırmaktan başka bir işe yaramadığını görünce, onların teslim olma şartlarını da yumuşattı. Benzer bir şekilde Makedon birliklerini destekleme önerisinde bulunan Anadolu'daki Yunan kentlerinde bulunan demokratik hizipleri teşvik etti. Ancak özgürlüklerine kavuşturulan şehirler çok geçmeden özgürlüklerinin sınırları olduğunu da anlayacaklardı. Bundan böyle Perslere vergi ödemeyeceklerdi fakat artık Makedonlara mali katkı yapacaklardı. Buna karşı çıkansa acımasızca cezalandırılıyordu. Kios ve bazı diğer Anadolu kentlerinde bulunan yazıtlar, İskender'in bu kentlerin iç işlerine karışmada gösterdiği hevesi de belgelemektedir. İskender, Yunan olmayan yeni tebaasıyla da benzer türden bir ilişki içindeydi. İlk etapta Asya'daki satrapları Makedon olmakla birlikte kısa sürede kendine yerel güçlerin desteğini aramaya başladı. Karya da bölgenin idari yönetimini Salamis Savaşı'nda gemilerine bizzat komuta eden Selefi Artemisia gibi ülkesinde bir dul olarak tek başına hüküm süren kraliçe adaya bıraktı. Buna karşılık ada da İskender'i oğlu olarak benimseyip halefi ilan ederek ona olan sevgisini ve şükranını gösterdi. Askeri meselelerin sorumluluğuysa İskender'e karşı sorumlu bir Makedon garnizon komutanındaydı. Yine de yürütülen siyaset açıktı. Yunan olmayan liderler de İskender'e boyun eğmeleri durumunda kralın lütuf ve taltifinden yararlanabilirlerdi. İsokrates Anadolu'da yeni ve büyük bir Yunanistan hayal ediyordu. Fakat İskender'in Gordyon düğümünü destansı biçimde çözüşünde saklı sembolizm bölgenin gerçek durumunu daha doğru yansıtmaktaydı. Ünlü bir efsaneye göre Asya hükümdarlığı ilk kez Frigya kralı olduğu sırada Midas'ın sürdüğü arabanın boyunduruğuna bağlı kör düğümü çözen kişiye vaat edilmişti. İskender Gordion'dayken kılıcının bir darbesiyle düğümü kesip çözerek artık Asya'da yeni bir kralın doğduğundan kimsenin dimağında şüpheye yer bırakmamak için bu kerameti de göstermişti. Ağır bir ateşli hastalığın İskender'i ölümle burun buruna getirmesi Makedon ordusunun Anadolu'dan yola çıkışını 333 yılına kadar erteledi. Ölümden dönüşü İskender'in şahsının seferin devamı için nedenli önemli olduğunu da ortaya çıkarmıştı. İskender geride bir halefi olmadığı için vazgeçilmezdi. Orduyu bir arada tutan, onun hareketlerine güç ve yön veren yegane unsur oydu. Ordunun İskender'e olan bağlılığı, sefer orduyu Makedonya'dan uzaklaştırdıkça daha da artıyordu. Hastalığının ardından İskender o kendine has cesurluğuyla bir karar alıp 3. Darius'un güçlerinin karşısına doğrudan Mezopotamya'da çıkmak yerine güney kıyısından Mısır'a doğru yoluna devam etti. Bu kararın arkasında riskli bir hesap yatıyordu. Kendi donanmasını dağıtan İskender, Persleri Ege'de bulunan üstlerinden ederek onların deniz harekatlarını da durdurmayı umuyordu. Bu strateji rizikoluydu ve neredeyse felaketle sonuçlanacaktı. İskender 333 yazının sonları ile sonbaharında kıyıdan güneye doğru ilerleyişini sürdürdü. Aynı zamanda 3. Darius da Pers İmparatorluğu'nun ana ordusunu İskender'i Anadolu'da sıkıştırabilmek amacıyla Babil'den kuzeybatı yönüne doğru götürüyordu. İskender'in Suriye'ye doğru ilerlediğini öğrenince Darius da onun peşine düşüp İskender'in Anadolu ve Makedonya'daki üssüyle olan bağlantısını kopardı. Fakat İskender'in Pers ordusuyla dar bir kıyılık ova olan Kilikya'daki İssos'ta karşılaşma planının işlemesine müsaade ederek elde ettiği bu avantajdan yararlanmayı beceremedi. Ovanın darlığı yüzünden tüm ordusunu mevzileyemeyen Darius bu yüzden Perslerin sayısal üstünlüğünden faydalanamayacaktı. Aristoteles'in yeğeni ve seferin resmi tarihçisi Kalistenes, İssos Savaşı'nı İskender ile 3. Darius arasında geçen Homeros destanlarına özgü bir mücadele olarak aktarır. Sonucu İskender'in başındaki süvarinin Pers hattının merkezine yaptığı saldırı belirlemiş, Darius ordusunu bırakıp kaçmak zorunda kalmıştı. M.Ö. 4. yüzyıla ait ünlü bir resim bu anı betimlemekteydi. Bu resmin mozaikten bir kopyası Pompei'de bulunmuştur ve şu anda Napoli Müzesi'nde koruma altındadır. Darius'un kaçışı, Pers ordusunun yenilgisini çok büyük bir bozguna dönüştürmüştü. Ptolemyos, yıllar sonra kaleme aldığı İskender tarihinde birliklerinin Pers askerlerine ait üst üste yığılmış cesetlerle dolup taşan akarsuları bunlara basa basa açtığını anlatır.
İskender'in İssos'taki zaferi sefer içinde bir dönüm noktasıydı. Pers ordusunun ana kuvvetleri yok edilmiş, 3. Darius utanç verici bir şekilde kaçmıştı. Damaskus'ta, Şam, saklanan kraliyet hazinesi İskender'in eline geçti ve başlangıcından beri İskender'in planlarını tehlikeye atan mali sorunlar böylece sona erdi. İskender, Darius'un annesi, karısı, kızları ve Pers tahtının varisi olan oğlunun da aralarında bulunduğu aile fertlerini ele geçirmişti. İskender, büyük kralı mağlubiyete uğratmakla kalmamış, onu aşağılamıştı. Darius'un ailesini geri alma karşılığında dostluk ve ittifak önerisi yaptığı yazılı tekliflerini geri çevirdikçe bu aşağılama da devam etti. İskender bu zaman zarfında Pers kraliyet ailesine layık oldukları şekilde kanat germeye ve saygı göstermeye devam etti. Kraliyet ailesi savaştan önceki konumları gereği bu muameleyi hak etmelerine rağmen aslında Darius onları terk edip gittikten sonra tüm imtiyazlarını bir anda kaybetmişlerdi. Buradaki sembolizm gayet açık ve netti. Bundan böyle İskender, Akaymeni doğullarının kaderini tayin edecek kişiydi. Yunanlar da İskender'in zaferinin önemini hemen kavramışlardı. İssos'tan sonra Makedon egemenliğine karşı Pers yardımı umudundan tamamen vazgeçilmesi gerekiyordu. Bu nedenle Antipatros, M.Ö. 331 yılında Sparta'nın çıkardığı ayaklanmayı bertaraf ederken Yunanistan'ın geri kalanı kılını dahi kıpırdatmamıştı. İssos'tan Mısır'a, Doğu Akdeniz'in fethi, M.Ö. 332-331. Darius doğuya kaçarken İskender de Mısır'a doğru ilerleyişini sürdürdü. Suriye ve Fenike'deki pek çok kıyı şehri teslim oldu ve bu da İskender'in Pers donanmasını üstlerinden ederek devre dışı bırakma planlarını nihayete erdirdi. Suriye ve Filistin'in iç kesimlerine dair durum pek açık olmamakla birlikte, Kuzey Judea'daki Samaritanların, Samiriyelilerin İskender'e teslim oluşu, bu bölgedeki halkların da kısa bir süre içinde ona boyun eğdiğini düşündürmektedir. İskender'e yalnızca Tiros ve Gaza direndi. Genç kralın buna karşılığıysa tipik şekilde zalimce oldu. Tiroslular İskender'in şehre girip burada baş tanrı Melkart adını almış atası Herakles'e kurban kesme talebini geri çevirince İskender kenti 8 ay boyunca kuşattı. Tiros 332 yılının Ağustos ayında düştüğünde Teba ile aynı zalim kaderi paylaşacak, yani erkeklerin neredeyse tamamı idam edilirken sağ kalan kadın ve çocuklar köle olarak satılacaktı. Gaza'nın Batis adındaki Hadım Pers valisi, Darius'a sadakatini sürdürmeyi tercih edince bu şehirde 2 ay sonra aynı kaderle yüzleşti. Gaza'nın düşüşü, İskender'e Asya macerasının ilk etabının en büyük ödülünü, yani Mısır'ı getirecekti. İskender Mısır'da. İskender'in Mısır'da kalışı, kendisine olan bakışını ve halkın gözündeki görünümünü çarpıcı bir biçimde değiştirecekti. Öte yandan Mısır'ın son satrabı, satraplığını savaşmadan teslim ettiği için Mısır'ın fethi beklendiği kadar güç olmadı. Yakın doğudaki pek çok halkın aksine, Mısırlılar Pers hakimiyetini asla sindirememişlerdi. M.Ö. 5. ve 4. yüzyıl boyunca Mısırlıların ayaklanmaları beraberinde Perslerin bunları şiddetli şekilde bastırışlarına sahne olmuştu. Bu sebeple Mısırlılar İskender'in ordusuyla kadim başkent Memphis'e girişini sevinçle karşıladılar. İskender burada Yunan tarzı oyunlar düzenleyip Zeus'a kurbanlar kesti. Kendinden önce buraya hükmeden Perslerin yaptığı hatalardan kaçınmayı da ihmal etmeyip halkın gözü önünde hem Memphis'in baş tanrısı hem diğer Mısır tanrılarının başı ve hem de Ptah'ın vücut bulduğu boğa Apis'i onurlandırdı. İskender, şüphesiz Mısır'da geçirdiği 6 ay boyunca pek çok başarı imza attı. Fakat kaynaklar bu süreçte sadece iki olaya odaklanmaktadır. Zeus, Ammon tapınağını ziyareti ve dünyaya kazandırdığı ilk şehir olan İskenderiye'nin kuruluşu. Siva çölünde, Nil nehrinin 500 kilometre kadar batısında bulunan Zeus Ammon tapınağı, Yunanların en çok ziyaret ettiği 3 önemli tapınaktan biriydi. İskender'in Siva'ya gerçekleştirdiği ziyareti aktaran kaynaklar, mucize ve menkıbeyle örülü hikayelerdir. Bu hikayeler, olmadık yerde yağan yağmurların İskender'e su kaynağı olduğunu, yılan ve karga gibi mübarek hayvanların yolda ona kılavuzluk ettiğini aktaran cinstendir. Ne yazık ki, bu hikayelerde İskender'in ne tapınağı ziyaret ediş sebebi, ne de tapınaktan kendisine verilen cevap açık edilmez. Antik ve modern tarihçiler, bu ziyarete birbirinden çok farklı açıklamalar getirmektedir. Kimi tapınağı ziyaret eden atası Herakles'in izinden gitmek için İskender'in de bu tapınağa gittiğini, kimi çölü fethetmeyi başaramayan Pers kralı Kambises'i gölgede bırakmak istediğini, kimi de yeni şehri İskenderiye için Tanrı katında onay almak üzere buraya yolculuk ettiğini söyler. Olayı aktaran tüm antik kaynakların birleştiği nokta ise bu yolculuğun en can alıcı anıdır ve bu an tapınaktaki baş rahibin İskender'i Ammon'un oğlu olarak karşılamasıdır.
tarihçilerin sinkretismos, dini inançların birleştirilmesi dedikleri süreç yoluyla Yunanlar Ammon'u Zeus'la eşleştirmişlerdi. Bu nedenle Yunanlar rahibin İskender'i Zeus'un oğlu olarak gördüğünü düşünmüşlerdi. Rahibin İskender'i Mısır'ın krallarına özgü ve alışılmış bir biçimde karşılayıp karşılamadığı bilinmemekle birlikte, İskender bu karşılamayı ilahi bir işaret olarak görmüş, böylece Olimpiyas'ın hamileliğine kattığı ilahi unsurların gerçek olduğuna inanmaya başlamıştı. İskender, kuracağı yeni şehrin mekanını muhtemelen Sivas'a gerçekleştirdiği yolculuk sırasında seçmişti. Fakat İskenderiye'nin kuruluşu, tapınaktan döndüğü 331 yılının Nisan ayından sonrasına rastlar. Mekan seçiminde Homeros metinlerine olan bağının güçlü bir etkisi olmuştu. Bu yerin hemen açıklarında Odisse ile birlikte meşhur olan Faros adası vardı. Faros'un bu alana korunaklı bir liman yaratması ve buranın Kanopos Gölü yoluyla Nil'e ve oradan da Mısır'ın içlerine kadar nüfuz etmesi nedeniyle burası büyük bir ticaret merkezi olmaya çok uygun bir alandı. Antik kaynaklar anlaşılır bir şekilde İskenderiye'nin kaderinde azametin olduğunu dile getiriyor, İskender'in şehrin sınırlarını çizdiği kutsal unu kuşların didikleye didikleye yediklerini anlatıyorlardı. Bu da dünyanın dört bir yanından insanın bu şehirde rızkını çıkaracağına işaret eden bir alametti. İskenderiye'nin kuruluşu, İskender'in Mısır'daki son büyük icraatıydı. İskender'in burada takındığı tutumun önemini tam anlamıyla değerlendirmek güçtür. Fakat Mısır'daki icraatına bir bütün olarak bakıldığında, burada ve seferin önceki aşamalarında fethettiği diğer yerlerde gözettiği siyasetin bir devamlılık arz ettiği görülmektedir. İskender'in Mısır'daki organizasyonu da benzer şekilde Anadolu'da kullandığı yöntemi tekrar ediyordu. Bu nedenle bütün ülke için tek bir satrap atamamasına rağmen İskender Mısır'daki Pers idaresini pek çok bakımdan korudu ve buna Mısırlıların vergi ödeme zorunluluğu da dahildi. Hem Mısırlılar hem de Yunanlar sadece idari makamlarda görev alabiliyor, askeri güç yine Makedon yetkililerin elinde kalıyordu. Sadece bir alanda göze batacak değişiklik olmuştu. Fakat bu alanda her şeyden önemliydi. Bu değişiklik İskender'in kendisine bakışıydı. Siva'da ilahi bir ebeveyne sahip olduğu anlamını çıkardığı sözler içindeki sese tercüman olmuştu. Böylece şahsının emsalsizliğine dair hisleri karşılık bulmuş, kendini efsanevi ataları Herakles ve Akileus'la aynı mertebede görmeye başlamıştı. Bundan böyle ilahi babası Ammon'la arasındaki bağa dair sarsılmaz inancı kişiliğinin temel taşı olacaktı. Fakat bu inancı onunla yaşlı Makedonyalılar arasında bir çatlak oluşturdu. İskender'in kendini barbarların tanrısıyla özdeşleştirmesini ve Makedon ululuğunu yarattığına inandıkları Filippos'u böyle üstü kapalı biçimde küçümsemesini kabul edemezlerdi. Persepolis'ten İskenderiye'ye, Asya Kralı. M.Ö. 331-330. İskenderiye'nin kuruluşundan kısa bir süre sonra İskender Mısır'dan ayrılarak 3. Darius'la nihai olarak karşılaşmak için yola koyuldu. Darius savaşı önlemek için son bir nafile çaba daha gösterip İskender'e en büyük kızıyla evlilik, Fırat Nehri'nin batısına düşen tüm topraklar ve ailesi için eşi görülmemiş bir fidye önerilerinde bulundu. Darius'un bu teklifi emsalsizdi. Bu şartlar imparatorluğun bölünmesi, en zengin satraplıkların bazılarından vazgeçilmesi ve Pers gücünün Akdeniz kıyılarından sonsuza dek dışlanması anlamına geliyordu. Parmenyon, İskender'e bu teklifi kabul etmesini tavsiye ettiğinde muhtemelen çoğu kişi de Parmenyon gibi düşünüyordu. İskender ise bu teklifi elinin tersiyle itip Parmenyon'u da "Parmenyon olsaydım ben de bu teklifi kabul ederdim" diyerek terslemişti. İskender'in teklifini geri çevirmesinin ardından Darius Makedonlarla karşılaşmak üzere apar topar bir ordu topladı. İki ordu nihayet 1 Ekim 331 tarihinde Kuzeydoğu Irak'taki Gaugamela Ovası'nda karşı karşıya geldi. Darius'un mağlubiyetinin ardından karargahındaki savaş planlarının ele geçirilmesi sayesinde Gaugamela Savaşı Yunan tarihindeki en iyi belgelenmiş savaş niteliğini kazanmıştır. Gaugamela Savaşı. Evvelki sene İssos'ta aldığı mağlubiyetten ders çıkaran Darius, titizlikle ordusunun üstünlüklerine ve zaaflarına çok iyi uyan bir savaş alanı seçti. Ordusu özellikle süvari bakımından güçlü, ön piyade hattı bakımından da zayıf olan Darius, uçsuz bucaksız Gaugamela Ovası'nın süvarisine İskender'in Makedon askerlerini kıskaca alma imkanını vereceğini, tırpanlı savaş arabaları ve filler gibi kargaşa yaratan silahların da üstün Makedon piyadelerini telaşa sürükleyip bozguna uğratacağını umuyordu. Fakat Darius'un bu titiz hazırlıklarına rağmen Gaugamela Savaşı da tıpkı İssos Savaşı gibi İskender'in muhafız alayı ile beraber Pers ordusunun merkezine gerçekleştirdiği saldırıyla son buldu. Darius savaş alanından kaçarak Doğu İran'a sığındı. İskender, Darius'u elinden kaçırmasına rağmen Pers İmparatorluğu'nun ana coğrafyası artık çantada keklikti.
Askerleri de haklı olarak onu Asya'nın kralı olarak selamladılar. İskender kısa sürede ard arda Babil, Susa ve Persepolis'i ele geçirdi. Fakat elde ettiği bu üç büyük ödüle de ayrı ayrı muamele yaptı. İskender Babil'e 331 yılının Ekim ortaları gibi zafer alayı ile girdi. Mısır'da olduğu gibi burada da Babil'li rahiplerin gönlünü kazanmak için Babil'in baş tanrısı Marduk'a kurbanlar kesti ve Babil'deki bir ayaklanmanın ardından ceza olarak Perslerin 150 yıl önce tahrip ettiği bu tanrıya ait tapınağın ayağa kaldırılması emrini verdi. Babil ve Susa'yı savaşmadan kendisine teslim eden satrapları görevlerinde tutarak onları ödüllendirdi. Fakat Persepolis ve sakinlerinin kaderi bundan çok farklı olacaktı. Persepolis, Pers İmparatorluğu için yeni yıl festivali ve tebaalarının büyük krala vergilerini sundukları törensel etkinlikler gibi önemli merasimlerin gerçekleştirildiği ruhani bir merkezdi. Burada ayrıca 1. Darius'tan beri Yunan elçileri Pers krallarının huzurunda gururlarını ayaklar altına alırlardı. Bu nedenle Persepolis hem Yunanların hem de Perslerin gözünde Pers egemenliğinin kendisiyle özdeşleştirilmişti ve buraya yapılacak muamele her iki halka da açık bir mesaj mahiyetinde olacaktı. İskender'in tercihi ise M.Ö. 5. yüzyılın başlarındaki Pers savaşları sırasında yaşanan tahribatın intikamını aldığına yönelik bir mesaj yollamak oldu. Makedonlar, M.Ö. 330 Nisan'ında Persepolis'ten ayrılmadan önce şehrin saraylarını ateşe verdiler. Köleler, kadınlar, çocuklar ve her türden müteşebbisin aralarında bulunduğu çok sayıda sivil de orduya eşlik ediyordu. Bir içki alemi sırasında Thais adlı Atinalı bir fahişenin İskender ve arkadaşlarına Perslerin 480 yılında Atina'yı tahrip etmelerinin intikamı olarak Persepolis'in yakılıp yıkılması fikrini verdiği söylenir. Thais belki Persepolis'in yakılmasına ön ayak olmuş olabilir. Fakat İskender zaten şehri ele geçirdiği sırada şehrin yok edileceğine karar vermişti. Teslim olmasına rağmen Persepolis, Tebai ve Tiros'la aynı kaderi paylaştı. 20. yüzyılda Amerikalı arkeologlar Persepolis'i kazıp gün yüzüne çıkardı ve İran'ın son şahı bu kenti yeniden ayağa kaldırdı. Kazılar şehrin ateşe verilmeden önce saraylarında bulunan ve 200 yıllık Pers egemenliğinin tüm servetinden bir araya gelmiş hazinelerin tam takır edildiğini de ortaya koymuştur. Persepolis'in harabeleri üzerinden alevler yükselirken İskender de dünyaya açıkça Yunanların ortak giriştiği bu mücadelenin zaferle sonuçlandığı haberini veriyordu. Hindistan'a giden yol, İskender Orta Asya'da. İskender Persepolis'in yanaşını seyrederken önündeki 4 senenin seferindeki en zor yıllar olacağını asla tahmin edemezdi. İlk başta iyi talihi hız kesmeden devam etmiş gibidir. Darius, Medya üzerinden doğuya doğru kaçmış, Pers başkentlerinin ayakta kalan sonuncusu, Ekbatan'ın da tüm hazinesiyle birlikte İskender'in eline düşmesine imkan vermişti. İskender, Persya ve Medya'yı da ele geçirdikten sonra hizmetindeki Yunan askerleri terhis etti. Geriye 3. Darius'u yakalayıp Achaemenid hükümdarlarının nesillerdir devam eden hanedanına son vermek kalmıştı. Darius'un ölümü, M.Ö. 330. Parmenyon'u Batı ile iletişimini güvence altına almak üzere Ekbatana da arkasında bırakan İskender, Darius'un peşine düştü. Amacı, onun bugünkü Afganistan coğrafyasına denk gelen Baktriya'ya ulaşıp direnişine buradan devam etmesine engel olmaktı. Fakat İskender, firar eden büyük kralı ele geçiremeden Bessos'un önderliğindeki bir grup Doğu satrabının oluşturduğu Hizip tarafından M.Ö. 330 Temmuz'unda suikaste uğrayıp öldürüldüğünü öğrendi. Daha da kötüsü, Bessos Baktriya'ya kaçmış ve burada 4. Artaxerxes adıyla Pers tahtına geçmişti. 3. Darius'a yapılan suikast seferin gidişatını da değiştirdi. İskender, Pers topraklarında şimdiye kadar hep Perslerin kötülüklerinin intikamını alan kişi sıfatıyla hareket etmişti. Bu Yunanlar arasında revaç bulan bir duruş olmakla birlikte Perslerin desteğini arkaya almak için hesaplanmış bir tutum değildi. Seferinin rolüne soyunup Achaemenid mirasının koruyuculuğunu üstlenmesine imkan tanıdığı için Darius suikastı İskender'in bu açmazdan çıkmasını sağladı. İskender, bu yeni rolünü simgelemesi için hem Makedon hem de Pers kraliyet giyiminin çizgilerini taşıyan bir giyim tarzı benimsedi. Darius'un naaşı Persya'ya geri getirildi ve kraliyet töreniyle defnedildi. Hatta ortaya yayılan söylentilere göre Darius'un son arzusu İskender'in öcünü almasıydı. İskender'in stratejisi akılcı ve etkindi. Pers soyluları, hatta Achaemenid hanedanının hayatta kalan bazı mensupları İskender'e katılırken Bessos doğrudan İskender'le karşılaşmaktan geri durduğu için olası destekçileri de kendisinden uzaklaştırdı. Sonuçta İskender Doğu İran içlerine ilerledikçe karşı direnişte eriyip gitti.
Nihayet 329'un ilk baharında Bessos'la işbirliği yapan kral katilleri hayatlarını kaybedecekleri korkusuyla Bessos'a ihanet edip affedilmeleri ve konumlarına dokunulmaması karşılığında tıpkı daha önce 3. Darius'a ihanet ettikleri gibi şimdi de Bessos'u arkasından vurdular. Akaymenitlerin selefi olarak hareket eden İskender, yargılanması ve kral katili olarak idam edilmesi için Bessos'u Pers destekçilerine teslim etti. Bakteriya ve Sogdiana uğruna verilen mücadeleler. M.Ö. 330-327. İskender doğuya doğru ilerleyişini sürdürdükçe macerasındaki mucizevi ve menkıbevi unsurlar da arttı. Söylentiler öyle bir noktaya gelmişti ki tıpkı bir mit kahramanı gibi Yunan olmayan efsanevi bir kadınla bir Amazon kraliçesiyle kaçamak yaptığı dedikodusu bile çıkmıştı. İskender'in Doğu İran'daki şartları görmezden gelişi ona akılcı hanedan siyasetini güderek kazandığı her şeyi az kalsın kaybettiriyordu. Doğu İran ve Skitiyalılar arasındaki yakın bağın ve bölgedeki iç içe geçmiş kabile ilişkilerinin farkında olmayan İskender, Sogdiana ve Skitiya arasındaki Iakartes, Seyhun nehrini güvenli bir sınır olarak kurmaya çaba verirken, Sogdiana ve Bakteriya'nın büyük bir kısmını kapsayan bir isyanında fitilini ateşledi. Bu ayaklanma neredeyse 3 yıl boyunca devam etti. 327 yılında sona erdiğinde ise İskender tüm seferdeki en ağır askeri yenilgiyi almıştı ve bu nedenle fethedilen toprakları kontrol etmek için yeni bir yaklaşım geliştirdi. İskender, İranlı satrapların yerine Yunan ve Makedon yetkililer atadı. Ayrıca Sogdiana ve Bakteriya'daki stratejik yerlerde bulunan askeri kolonilere Yunan paralı askerlerini ve terhis edilen emektarları yerleştirdi. Orta Asya'daki krizin en önemli sonucuysa ordu içinde ve hatta İskender'in sarayında gittikçe büyüyen gerilimleri büsbütün ortaya çıkarması oldu. Makedonların huzursuzluğu. Şimdiye kadar hiçbir Yunan veya Makedon bu kadar uzun süreli, evinden bu kadar uzaklarda bir sefere çıkmamıştı ve İskender'in askerleri de Asya'nın içlerine doğru ilerlemekte isteksiz davranmaya başlamışlardı. İskender, zaten Darius'un ölümünü öğrenir öğrenmez memleketlerine dönmeye niyetlenen askerleri bu fikirden zar zor caydırmıştı. Sonrasında gelen Bakteriya ve Sogdiana'daki mücadeleler ise memleketlerine olan özlemlerini daha da artırdı. Subaylarını endişelendiren mesele ise İskender'in geleneksel Makedon kraliyet tarzından ayrılması ve İranlılar ile İranlılara özgü uygulamaların sarayda ağırlığını giderek artırmasıydı. Bu yeni eğilimin en çarpıcı örneği ise İskender'in güçlü bir Sogdianalı soylunun kızı olan Roxana ile 327 baharındaki evliliğiydi. Evlilik siyasi bakımdan akılcıydı. İskender'e Bakteriya ve Sogdiana'daki önde gelen kabile reislerinden birinin müttefikliğini sağlıyordu ve günümüzde olduğu gibi o zamanlarda da bu gibi adamların desteği bölgenin amansız halklarını kontrol altında tutmanın anahtarıydı. Fakat bu durum subay ve askerlerin gözünde İskender'in kraliçesi ve muhtemel halefinin annesinin bir Makedon hatta bir Yunan bile değil İranlı olduğu gerçeğini değiştirmiyordu. Tabi İskender'in kendi annesi de bir Makedon değil, Epeiros'luydu ve Makedonya'daki rakipleri bu karışık kökenini onun tahta geçmesini engellemek için kullanmayı denemişlerdi. İskender'in Proskinesis adıyla bilinen saygıdan secdeye kapanma uygulamasına sarayın tüm mensuplarının iştirak etmesine yönelik nafile talebi saraydaki gergin havayı ayyuka çıkardı. Antik ve çağdaş tarihçiler İskender'in Proskinesis arzusu ile Ammon'un oğlu olduğu düşüncesi arasında bir ilişki görmektedirler. Fakat kralın bu hareketle neyi amaçladığına dair ihtilaf yaşamaktadırlar. Örneğin tarihçi Arianos'a göre İskender secdeye kapanma uygulaması yoluyla insanların Ammon'a dayanan ilahi soyunu tasdik etmelerini arzuluyordu. Öte yandan biyografyacı Plutarkos ise İskender'in Proxenesis'i siyasi bir araç olarak kullanmayı umduğunu düşünüyordu. Belge 11.1 İskender'in ilahiliği. Yunan olmayanlara genellikle mağrur davranır, ilahi soyundan ve ebeveynlerinden hiçbir şüphesi yokmuş gibi görünürdü. Fakat karşısında bir Yunan olduğu zaman bu düşüncelerini makul sınırlar çerçevesinde tutar ve bu sınırları aşmazdı. Bir keresinde bir ok yarası almış, aldığı yaradan acıyla kıvranırken, "Dostlar, bu damardan akan şey kutsal tanrıların damarlarında dolaşan uhrevi sıvı, ikor değil, düpedüz insan kanıdır," demişti. İskender'in bu durumdan etkilenip kibirlenmediği ortadaydı. İlahi kökenine dair inancını diğerleri üzerinde egemenlik kurmak için kullanıyordu. Plutarkos, Alexandros. Çoğu çağdaş araştırmacı Plutarkos'unkine yakın bir görüşü benimsemiştir. Bunun en önemli nedeni ise Perslerin Proxenesis'i toplumun hiyerarşik yapısının bir kabul olarak görmeleriydi. İskender'in amacı her ne olursa olsun planlarına karşı gelişen direnişi küçümsediği açıktır.
Yunanlar ve Makedonlar, Proksinesis'i, İskender'in ilahiliğinin tanınması ve geçmişteki Pers küstahlığının nahoş bir hatırası olarak görüyorlardı. İskender'in sarayında bu adetin Persler tarafından uygulanmasına müsamaha gösterirken, kendilerinin de buna ayak uydurması için dayatma yapılmasına ise hoşgörüyle bakmıyorlardı. Bu nedenle beklenebileceği gibi ilk kez İskender'in güttüğü siyasete açıkça bir direniş oluşmuş, hatta canına dahi kasteden girişimlerin önü açılmıştı. İlk sorun alameti kendini 330 yılının sonlarına doğru gösterdi. Bu işin içinde Parmenio'nun oğlu Philotas vardı. Muhafız alayı komutanı Philotas, iddiaya göre İskender'e karşı girişilen bir tuzaktan onu haberdar etmediği için idam edildi. Philotas'a itham edilen suçun doğru olup olmadığı bilinmemekle birlikte, İskender bundan böyle kendisine karşı girişilen komploları ciddiye alıp buna uygun bir şekilde hareket etmeye başladı. Ve ilk işi Philotas'ın babası Parmenio'nun suikast emrini vermek oldu. Seferin başından bu yana hapis tutulan ve Antipatros'un damatlarından biri olan Linkestisli Alexandros da idam edildi. İskender, askerlerinin ve subaylarının yazışmalarını takip etmek için bir denetim mekanizması bile oluşturdu. Bu önlemler saraydaki kini bastırdı fakat huzursuzluğu gidermedi. En dramatik olaysa İskender'in 328 sonbaharında bir sarhoşluk anında daha önce Granikos'ta hayatını kurtaran Kara Kleitos'u öldürmesiydi. Kleitos'un eleştirisi İskender'in Persleri saray erkanına kabul etmesine ve subayları ile askerlerinin başarılarındaki katkılarını hor görmesine yönelikti. Daha da korkutucusu, İskender bu olayın yaklaşık 6 ay kadar sonrasında bir grup iç oğlanı tarafından az kalsın suikaste uğrayıp öldürülüyordu. Bu suikastçılar yargılanmaları sırasında Makedonyalıları İskender'in ağırlığını gittikçe gösteren tiranlığından kurtarmak istediklerini söylemişlerdi. İskender, tıpkı Philotas'a karşı olduğu gibi mahiyetinden gördüğü bu sadakatsizliğe karşı da acımasızca davrandı ve iç oğlanları yargılanarak idam edildi. Daha önce Proxenesis'e ayan beyan karşı çıkan İskender'in tarihçisi ve iç oğlanlarının hocası Kalistenes de önce tutuklanacak ve sonrasında şüpheli bir şekilde hayatını kaybedecekti. 327 yazına gelindiğinde Sogdiana ve Bactria kontrol altına alınmıştı. Fakat bu mutlu son yıllarca süren bir sürü çileye sebep olmuş, zorlu bir mücadele gerektirmiş ve özellikle orduda büyük değişikliklere gidilmesine yol açmıştı. Hareketli ve kabiliyetli bir düşmanla baş etmek zorunda kalan İskender, ordusunu daha geniş bir esnekliğe imkan tanıyacak şekilde yeniden düzenledi. Özellikle giderek azalan Makedon ve Yunan kıtalarını takviye etmek üzere İran kökenli çok sayıda kimseyi askere aldı. İskender'in mahiyetinde de yine aynı şekilde önemli değişiklikler meydana geldi. İskender'e şahsen bağlılığı bulunan Perdikkas, Karteros, Lysimakos ve Ptolemeos gibi isimler, Makedon eski muhafızların yerini aldı. Bu isimler İskender'in ölümünü takiben meydana gelen çalkantılı olaylarda önemli rol oynayacaklardı. Son olarak İskender'in askerleriyle olan ilişkisi de çok göze batmamakla birlikte dikkate değer bir biçimde değişiklik gösteriyordu. Askerin sadakatinde bir değişiklik olmamıştı. Fakat İskender bir daha askerlerinin kayıtsız şartsız itaatine asla güvenmeyecekti. Hindistan ve rüyanın sonu. İskender, M.Ö. 327 yılında Hindistan'a girdiğinde meskun edilmiş dünyanın sonuna yaklaştığına inanıyordu. Hem Yunanlar hem de Persler için Hindistan dendiğinde akla Indus nehrinin etrafı yani günümüz Pakistan'ı geliyordu. Aristoteles, Hindistan denilen bu coğrafyanın ötesinde büyük bir çöl ile bunun sonrasında da okyanustan başka bir şey olmadığına inanıyordu. 1. Darius, Hindistan'ı bir zamanlar Pers İmparatorluğu'nun parçası haline getirmiş olmasına rağmen, İskender bu bölgeye girdiğinde Pers egemenliği çoktan buralardan elini eteğini çekmişti. Bu yüzden Dionysos'un, Herakles'in ve Asurların efsanevi kraliçesi Semiramis'in fethetmeyi başaramadığı topraklara sefer yapacağını ve buranın yamyamlar ile canavarımsı insan ve hayvanların cirit attığı, giysilerin ağaçlarda yetiştiği ve karıncaların yer altından altın çıkardığı bir diyar olduğunu düşünüyordu. İskender buraya gittiğinde karşı karşıya kaldığı manzarayı da en az bu kadar fevkalade ve tuhaf bulacaktı. Burası onu birbirleriyle oynadıkları karmaşık siyasi satranç oyununda yeni bir taş olarak gören, birbirleriyle bağlantılı halklar ve devletlerle dolu, neredeyse kıta büyüklüğünde bir yerdi. Makedon ordusu 327 yazı ve sonbaharı boyunca Hayber geçidinden Indus Nehri Ovası'na doğru ilerlerken seferin o zamana kadarki en ateşli direnişlerinden birine maruz kaldı. Zorlu mücadele hükümdarı Taksiles'in diyarı Taksila'da son bulmuştu. İskender daha Orta Asya'dayken Taksiles ondan yardım talebinde bulunmuştu.
Taksila, Hint dini düşüncesinin önemli merkezlerinden biriydi. İskender burada bir grup çıplak filozofla, yani Hintlerin çilekeş din adamlarıyla tanışmış, hatta bunlardan biri olan Kalanos, İskender'in seferine dahi katılmıştı. Taksiles, İskender'den doğudaki komşuları Kaşmir hükümdarı Abisares ve özellikle de krallığı Şelum ve Cenab nehirleri arasındaki tüm toprakları içine alan Poros'a karşı yardımını istemişti. Abisares doğrudan kendisine biat edince İskender 326 yılının ilk aylarında Poros'un üzerine yürüdü. Hidaspes Savaşı, M.Ö. 326. İki ordu Hidaspes Nehri, yani günümüzdeki ismiyle Şelum Nehri civarında karşı karşıya geldi. İskender burada nehrin doğu yakasında piyadesi ve 200 fediyle canlı bir duvar teşkil eden Poros'un güçlü bir savunma mevkii oluşturduğunu gördü. İskender burada karşılaştığı askeri sorunu çözmek için tüm askeri meziyetini göstermek zorunda kalmış, taşmış nehirden gizli bir operasyonla gözü pek bir şekilde karşıya geçilmesi de bu planların bir parçası olmuştu. Nihayetinde sonuç önceki savaşlarla aynı oldu ve düşman kuvvetleri tamamen yok edildi. Fakat İskender Taksiles'in hevesini kursağında bırakacak bir şekilde Poros'un canını bağışladı. Bir krala yaraşır şekilde muamele görmekten başka bir şey dilemediğini söyleyen yenik düşmüş hasmının soyluluğundan etkilenen İskender, Poros'u öldürmek yerine ona krallığını geri vermekle kalmayıp bu krallığına yeni topraklar da ilave etti. O dönemde kendisi farkında değildi ama Hidaspes Savaşı İskender'in son meydan muharebesi olacaktı. Ordu doğuya doğru ilerledikçe ordudaki moral boyuna daha da bozuluyordu. Nihayet İskender, Hipasis, günümüzdeki adıyla Beyaz Nehri'ne vardığında kriz patlak verdi. Durmak bilmeyen yaz dönemi muson yağmurları altında savaşmanın ve ilerlemenin stresinden bitap düşmüş, önlerinde binlerce savaş fili bulunan büyük krallıkların elindeki bir nehir vadisinin olduğu dedikodularıyla korkuya kapılmış ve eve dönebilmekten umudu iyice kesilmiş ordu nihayet ayaklandı. Bu sefer İskender bile askerlerini sefere devam etmeye ikna edemedi. İskender sonunda pes etti ve kendi ordusuna yenik düşmüş bir vaziyette daha önce büyük bir donanmanın inşa edilmesi emrini verdiği Indus'a geri dönmeye razı oldu. Seferin sonu. İskender planlarını kendine sakladığı için antik ve çağdaş tarihçiler nihai amaçları hakkında bazı tahminler ileri sürmüşlerdir. Darius'u yenip Pers İmparatorluğunu ele geçirdikten sonra niçin sürekli doğuya doğru ilerlemeye devam etmişti? Makedonya'dan ayrılırken aklında dünyayı fethetmek gibi büyük bir planı var mıydı, yoksa aldığı her yeni zaferle beraber içinde bu yönde bir arzu mu kabarmıştı? Bu sorulara kesin cevaplar vermek mümkün değildir. İskender'in nihai amaçları, her ne olursa olsun, ordusu onu daha mütevazi bir amaca razı olmak zorunda bırakmıştı. Indus Nehri Ovası ve Nehir Ağzı civarındaki toprakların fethi. 326 yılının başlarından 325 yılının yazının ortasına kadar İskender'in ordusu güneye doğru ilerleyişini hiç durmadan fakat yoğun bir direniş eşliğinde sürdürdü. Antik kaynakların anlattıkları katliam hikayeleri sefer boyunca hiç bu kadar şiddetli boyutlara ulaşmamıştır. Nihayet 325 yılı Temmuz'unda ordu Indus nehrinin ağzına vardı. Nehrin ağzı yakınlarındaki bir adada İskender babası Ammon'un istediği tanrılara kurbanlar kesti. Ardından Babil'e sağ salim bir deniz yolculuğuyla dönebilmeleri için Poseidon'a dua etmek üzere Hint Okyanusu'na açıldı. Böylece eve dönüş yolculuğu için hazırlıklar başlamıştı. Hint Seferi'nin sonuçları. İskender'in istilası neredeyse 200 yıl önce gerçekleşen 1. Darius'un seferinden sonra batıdan Hindistan'a yapılan ilk büyük akındı. Tıpkı Darius'un seferi gibi İskender'in seferi de Hindistan ve buradaki halklar hakkında yeni bir bilgi akışı meydana getirdi. Fakat Persler gibi Makedonlar da Hindistan'da kısa süreliğine kalacaklardı. İskender'in ölümünden 10 ila 15 yıl kadar sonra Makedon varlığı Hindistan coğrafyasından ve Hint bilincinden kaybolup gitti. Gerçi Yunan ve Hint sanatsal gelenekleri bir araya gelip Gandhara sanatını ortaya çıkaracak ve Budist gelenekleri insan şeklinde açıklamak için stilistik bir kelime hazinesi ortaya çıkacaktı. Fakat Hint kültürü tarihsel kişilik olarak İskender'i unutacak ve zihinlerde yalnızca İskender efsanesinin menkıbevi şekli kalacaktı. Bazı tarihçiler, İskender'in Hindistan'daki başarılarının geçici doğası nedeniyle kralın bu bölgeye olan ilgisini, ordudaki isyan Ganj Vadisi'ne doğru ilerleyişi durdurur durdurmaz kaybettiğini düşünmektedirler. Fakat bu sonuçlarla amaçları birbirine karıştırmak olur. İskender'in Hindistan'daki siyasi düzenlemeleri, Hindistan'da elde ettiği topraklardaki hakimiyetini batıya dönüşü sonrasında da korumayı amaçladığına işaret etmektedir.
İndus Vadisi'ni güçlü paralı asker kıtalarının desteklediği 3 Makedon satrap yönetiyordu. Taksiles gibi yerel hükümdarlar bu Makedon satrapların gözetiminde hakimiyetlerini koruyorlardı. Kuzeydeki satraplıkta 3 yeni Yunan şehri kurulmuş, diğer satraplıklar için de birkaç şehir kurulması için planlar yapılmıştı. İskender'in müttefiki Poros'un genişletilmiş krallığı da Makedonların doğu kanadını koruma altına almıştı. İskender Hindistan'da ele geçirdiği arazisi için titiz planlar yapmıştı. Fakat yerine bıraktığı temsilcilerinin elindeki kaynakların Makedon egemenliğini imparatorluğun bu uzak köşesinde sürdürmeye yeterli olmadığı anlaşılacaktı. Batıya dönüş. İskender Persya'ya gitmek üzere 325 yılının Ağustos ayı sonlarına doğru Hindistan'dan ayrıldı. Ordusunu Güneydoğu Pakistan'ın kurak bir bölgesi olan Gedrosiye içinden geçirme niyetindeydi. Amacı, nesillerdir kullanılan rotayı yani Hint Okyanusu'nun kuzey kıyısı boyunca İndus Nehri'nin ağzından İran Körfezi'ne doğru uzanan yolu takip edecek donanmasını ikmal depoları oluşturmaktı. İskender'in donanma komutanı ve en yakın arkadaşlarından biri olan Nearkos, sonraları daima bir rekabet ruhuyla hareket eden İskender'in aynı zamanda Getrosya'da ordularından olan Semiramis ve Perslerin büyük Keros'unu gölgede bırakmayı kafasına koyduğunu ileri sürecekti. Neredeyse 2 ay boyunca İskender'in adamları Getrosya'nın kuş uçmaz, kervan geçmez topraklarında yaşam mücadelesi verdi. Askerlerin karıları, çocukları ve orduyla beraber yürüyen diğer siviller de sayılırsa yaklaşık 80 bin can adeta hareket eden bir şehir meydana getiriyordu. Ordu nihayet Karmanya'ya ve böylece selamete eriştiğinde mallarının büyük kısmı ile beraber ani bir sel taşkınına kapılıp giden çoğu asker ailesi binlerce kişi hayatını kaybetmişti. İskender'in büsbütün yok olup gitmekten son anda kurtulduğuna dair hissi, balinalarla burun buruna gelmeler ve hayaletli bir adanın keşfi gibi türlü maceralarla dolu bir yolculuğun ardından donanma 325 yılının Aralık ayında İran Körfezi'nin sonuna sağ salim ulaştığında biraz olsun azalabilmişti. İmparatorluğun yeniden düzenlenmesi. İskender'in Hindistan'dan dönüşü imparatorluğunda baştan başa kargaşa çıkmasına neden oldu. Aralarında hem Makedon hem de İran uyruklular bulunan 8 satrap ve komutan kısa sürede görevlerinden alınarak idam edildiler. İskender'in en eski arkadaşlarından ve aynı zamanda kraliyet hazinedarı Harpalos, yanında kralın hazinesinden yağmaladığı büyük bir servet ve kendine bağlı 6.000 paralı askerden oluşan bir orduyla Atina'ya kaçtı. Antik kaynaklar bu ayaklanmaya İskender'in karakterindeki bozulmanın neden olduğunu iddia ederlerken, İskender'in çağdaş hayranları ise İskender'in yerinde bıraktığı yetkililerin yolsuzluğa karıştığını ve baskıcı bir yönetim uyguladıklarını duyunca öfkeye kapıldığını ifade ederler. Fakat gerçek bundan biraz daha karmaşıktır. Getrosya seferi sırasında geçtiği bölgelerin satrapları gibi kralın öfkesine kurban olanlardan bazıları, İskender'in aslında bizzat sorumlu olduğu facia için günah keçisi seçilmişlerdi. Bazıları ise saray entrikaları ve kıskançlıkların kurbanı olmuştu. Fakat Romalı tarihçi Curtius Rufus'un da zekice belirttiği üzere bunların çoğu affedilmez bir suçun kurbanı olmuşlardı. İskender'in çıktığı seferden asla canlı olarak geri dönemeyeceğini farz ederek imparatorluğu kendi çıkarları doğrultusunda sömürmeye başlamışlardı. İskender'in tasarrufları aşırı hırslı ve namussuz subaylarını cezalandırmakla sınırlı kalmadı. Gelecekte benzer sorunlarla bir daha karşılaşmamak için kolları sıvadı. Tüm satrapların kendilerine bağlı paralı askerleri dağıtmaları emredildi. Bu ortada kalmış meteliksiz paralı asker sürüleri Asya diyarının güvenliğini tehdit etmeye başlayınca İskender Yunanistan'daki şehirlere sürgünlerin evlerine dönüşlerine izin vermesi emrini verdi. M.Ö. 324 yılı yazında Aristoteles'in damadı Nikanor, kraliyet fermanını Olimpiya'da okuduğu sırada tam tamına 20 bin sürgünün fermanın okunuşunu dinlediği söylenir. Bu sürgünlerin çeşitli kentlere yeniden kabul edilmesi, takip eden yıllarda Yunanistan'da karışıklıklara neden olacak ve bu da Yunan kentlerinde İskender'in ölümünün ardından Makedon egemenliğinden kurtulabilmek için son bir girişimi daha tetikleyecekti. Yunan ve Barbarı birleştirmek. İskender için bir başka ciddi tehdit de emektar Makedon askerlerinin krallarıyla olan ilişkilerinin değişmesinden duydukları hoşnutsuzluktu. İskender, 324 yılının bahar ayı başlarında Hindistan'daki fetihlerini şaşalı bir şekilde kutladı. Ordudaki ve donanmadaki subaylara madalyalar verildi. Kutlamaların doruk noktası ise İskender'in hali hazırda Roxane ile evli olmasına rağmen fethettiği topraklardan en az 7 kadınla evlenip kendisine örnek oluşturan babası 2. Filippos'un teamüllerine uyarak 3. Artaxerxes'i ve 3. Darius'un kızlarını kendine eş olarak aldığı görkemli düğündü. Aynı törende İskender'in önde gelen 90 subayı da soylu Pers ve Medyalı kadınları kendilerine eş olarak aldı.
İskender'i örnek alıp Asyalı kadınlarla evlenen 10 bin askere de hediyeler veren kral onlara karşı sorumluluğunu bu şekilde yerine getirmiş oluyordu. İskender'in halefler diye hitap ettiği Makedon tarzı savaş eğitimini alan 30 bin genç İranlıyı orduya katmasının ardından bu iyimser hava kısa sürede kaybolup gitti. İsimlerinden bunların zamanla Makedon birliklerinin yerini alacağı anlaşılıyordu. Bu sebeple İskender 324 yılı yazında o pistte savaşmak için çok yaşlı veya hasta durumdaki emektarları terhis etme niyetini açıkladığında ordunun ayaklanması da çok şaşırtıcı değildir. Askerler buna karşılık kralın hepsini birden terhis etmesini talep ederek alaycı bir dille bundan böyle babası Ammon'a güvenmesini önerdiler. Ayaklanma ancak İskender Makedonyalıları gerçek sofra arkadaşlarının onlar olduğuna dair teskin etmeyi başardığında sona erdi. Tabi emektarların bu zaferinin sadece sembolik bir değeri vardı. Makedonyalılar ayaklanmanın bitmesi onuruna o pistte yapılan büyük şölende şeref koltuklarını dolduruyorlardı. Fakat kral tasarladığı planlarını hayata geçirme konusunda kararlıydı. Bu olayın kısa bir süre ardından emektar askerlerini terhis etti ve bunları Makedonya'ya geri gönderirken bu askerlerin Asyalı kadınlarla yaptıkları evliliklerden olma çocuklarını sadece kendisine sadık olacak yeni nesil ordusunun nüvesi olarak yanında tutmayı tercih etti. Aynı zamanda orduya İranlı birliklerin kaynaştırılması da devam ediyordu. Babil'de ölümü. İskender'in hükümdarlığının son yılı çok hareketli geçmiştir ve hayata geçirilememiş planlarla doludur. Bu yıl başına gelen talihsiz bir olayla başladı. 324 Kasım'ında İskender'in en yakın arkadaşı Hephaistion son nefesini verene kadar içip hayatını kaybetti. Kederden gözleri dönen kral Hephaistion'un doktorunu idam ettirdi ve Babil'de Hephaistion'un onuruna ziggurat biçimli devasa bir anıt yapılmasını emretti. Ammon'dan da onay aldığına kanaat getirince Yunan kentlerinden arkadaşına kahramanlara verilen türden onurlar bahşedilmesini emretti. İskender'in Yunan tebaasına kendisine tanrı olarak tapmasını emretmesi de muhtemelen bu zamana denk gelmektedir. 323 baharında Babil'e geldiğinde İskender Yunanlardan ve Akdeniz'deki diğer halklardan kendisini tebrik etmek ve ricalarda bulunmak üzere gelen heyetleri ağırladı. Burada bir sonraki büyük projesine yani Arabistan'ın fethini planlamaya başlamıştı. Fetih gerekçesi ise Arapların kendisini tebrik için bir heyet yollamamasıydı. Fakat yaklaşan ölümüne işaret eden alametler dilden dile dolaşmaya çoktan başlamıştı. Babil'li rahipler çaresizlik içinde kadim vekil kral ayinini dahi yeniden hayata geçirmişlerdi. Bu ayinde bir suçluya kral giysisi giydirilip kral tacı başına geçirilir ve ardından kralın hayatını tehdit eden laneti bertaraf etmesi umuduyla bu kişi idam edilirdi. Bu nafile çaba bir sonuç vermeyecekti. 29 Mayıs'ta İskender subaylarından birinin ev sahipliğindeki şölende hastalandı. Yaklaşık 2 hafta boyunca yüksek ateşle birlikte seyreden bir sayıklama nöbeti geçirdikten sonra M.Ö. 10 Haziran 323 tarihinde hayatını kaybetti. Sonradan ortaya çıkan söylentilere göre Aristoteles ve Avrupa'daki naibi olarak atadığı Antipatros tarafından tertip edilen bir tuzağın kurbanı olmuştu. Bundan daha büyük bir olasılıksa sürekli yapılan seferlerden ve aldığı sayısız savaş yarasından bitap düşen vücudunun Babil'de yakalandığı sıtma gibi bir hastalığı atlatamamasıydı. Öldüğünde daha 33 yaşında bile değildi. İskender'in başarıları. Kahraman da olsa, zalim de olsa, İskender'in yaşayıp izini bıraktığı dünya artık asla eskisi gibi bir dünya olmayacaktı. Akdeniz'den Hindistan'a kadar Avrasya birleştirilmişti ve antik çağın sonuna kadar da bu şekilde kalacaktı. İskender'in imparatorluğu için planları ise bilinmiyordu. Bu kısmen ani ölümüne bağlıydı. Fakat bundan daha temel bir neden daha vardır. Roma İmparatoru Augustus'a İskender'in ölümünün yaklaştığı sıralarda şimdi ne yapacağını şaşırdığı anlatıldığında İskender'in imparatorluğunu yönetmenin onu fethetmekten daha büyük bir iş olarak görmemesine hayret ettiğini ifade etmiştir. Beklenilebileceği üzere İskender'in yazdıkları notlar görkemli anıtlardan ve gelecekte yapılması planlanan seferlerden ibaretti. Bunların arasında imparatorluğun nasıl yönetileceğine dair bir şey yoktu. En üst kademedeki Pers yöneticileri kendisine sadık Makedon, Yunan veya yerel hükümdarlarla değiştirmenin yeterli olacağını düşünüyordu olabilirdi. Pers İmparatorluğu'nun yerini alacak ve antik çağın geri kalanında Batı Asya'nın büyük bir kısmı için gerekli sosyal ve kültürel ilişkiler için çerçeve oluşturacak yeni siyasi düzenin ayrıntılarını biçimlendirecek olan İskender'in halefleri olacaktı. 11. Bölümün sonu.